Demek Muzaffer Bey bizim kabağı azarladı ha? Azarladı tabii. Azarlamaz mı? Dolandırdığı yarım pabuçlardan sandı Muzaffer Bey'i. Teyyus. Yasin aile ne konuşuyorlar acaba? Kabak rüya mı görmüş ne? Onu anlatıyordu. Dur ben öğrenirim şimdi. Kahve fincanlarını alacaktım. Kahve de tam istediğim gibi olmuştu. Ellerine sağlık ya. Rüyanızı anlatıyordunuz Hafız Efendi. Ha evet. Dediğim gibi. Zaloğlu böyle karşımda yüksekçe bir yerde duruyordu. Birden gözlerinden boncuk boncuk damlalar boşalmaya başladı. Sual ettim. Evladım, nedir bu mahzun halin dedim. Niçin ağlıyorsun? Ne dedi? Zavallı başını hafifçe kaldırdı. Beni dedi. Dayım ve Yasin ağam serseri yerine koyuyorlar. Adamdan saymıyorlar. Aman efendim. Müsaade et. Affedersiniz. Derken, kalpten bir sadağım. Allah seni inandırsın. Dağlar taşlar inim inim inlemeye. Haşfetullah'tan zangır zangır titremeye başladı her yer. Bir de dönüp ardıma bir baktım ki... aksakallı göbeğinde yeşil... yemyeşil hesaplara bürünmüş bir pürüfani. Allah'ım sallallah. Hızır aleyhisselam olmasın. Aferin Yasin ağa. Bildin. Bana dönüp dedi ki... Ramazan Efendi'nin dayısını bul, tevşir et ki... zinhar vakit kaybetmeden... Elci Cemşir'in kızı Güllü'yle ev ersin. Tıp atıp bunları dedi. Var mı? Ne var mı efendi hazretleri? Elci Cemşir'in bu namda bir kızı var mı? Var galiba. Âlâ. Bana rakamlar verilmişti zâti. Cifir hesabıyla hesap edip çıkardım da. Madem kızın adı da tutuyor. Hafız efendi, bir sual sormama müsaade eder misiniz? Elbette, elbette. Sor. Şimdi Hızır aleyhisselam bu rüyanızı Muzaffer Bey'e anlatmanızı buyurdu. Siz bu rüyayı bana anlattınız. Peki, şimdi tılsım bozuldu mu? Sus gafil. Günaha giriyorsun ki. Hem de boyunla beraber. Tılsım ne demek? Allah'ın pür fani Hızır aleyhisselam kulunun emri ilahileri tılsım mıdır ki bozulsun? Tövbe istiğfar et. Evet. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ne oldu? En güzel oturuyordun. Bana müsaade. Allah oturanı sevmez Yasin ağa. Bu meseleyi Muzaffer ağa ile bir şekilde halledin ki zat-ı kibriyanın emri ilahileri yerine getirilsin. Size söyleyeceğim son söz de budur. Hiç meğer kuyurmayın. Bunu Muzaffer Bey'e bizzat kendim anlatacağım. Ne oldu kız? Ay, az kalsın gülmekten geberecektim ha. Kabak büyüle değil mi bizimkine? Niye? Rüyasında mı görmüşmüş ne? Hızır aleyhisselam güya Zaloğlu'nu hemen evlendirin diyormuş. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bizim Zaloğlu'nu mu? Kimle evlendireceklermiş? Elci Cemşir yok mu? Muzaffer Bey'e ırgat toplayan hani. Ha bildim. Onun bir kızı varmış Güllü diye onunla. Abo. Emme. Ramazan. Bırak onu, elleşme şimdi. Niye kız? Ne oldu ki? Kabak yine büyüledi bunu. Kaybol, kaybol. Hadi işine bakayım. Ne o, kitap mı? He.
Ejder Kalesi Cengi. Sana aldım. Ver bak. Sen böyle şeyleri pek akıl etmezdin. Nasıl oldu? Ya emmi var ya, sen de beni amma kötü belledin ha. Yani yemin ediyorum yanında tövbe piyasam yok. Estağfurullah oğlum, o nasıl söz öyle? Bugün nerelerde gezip dolaştın bakayım? Aman emme. Nerem var ki nereye gideyim? Beni biliyorsun. Rakı bakı da içmedin mi? Yok, ağzıma sürmedim yemin ediyorum. Allah Allah. Emmi zaten bir tiskinti geldi biliyor musun? Bundan sonra rakı makı içmeyeceğim. Aferin. Peki bugünlerde hiç kabak hafızı gördün mü? Hafız efendi mi? Hangi hafız efendi? Canım bizim hafız efendi işte. Ha, yok görmedim. Niye, ne oldu ki? Mübarek bir rüya görmüş. Senden ötürü. Rüya mı görmüş? Benden ötürü. Evet. Allah Allah. Ne rüyası bu ya? Gel hele. Gel de anlatayım sana. Olur. Deminden beri çiftlikte seni arıyorum abi. Hadi iç. Nedir bu? Avrupa'dan getirdiğim mütesekkin. Aa, istemem. İstemiyorum diye bir şey yok abi. İçmediğin zaman neler olduğunu görüyoruz. Çiftlikteki makineler için bir adam alayım diyorum. Ne adamı? Ufak tefek bir sürü tamirat işleri çıkıyor bire. Hem dünya para gidiyor, hem de makineler getir götür. Çok zor oluyor. Kendi ustamız olursa daha kolay olur diye düşünüyorum. Uğraşmayız. Sen bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Gel bakalım Yasin Ağa. Oturmama müsaade var mı? Ne demek? İstediğin yere otur. Ne oldu? Senin canın sıkkın. Bugün Hafız Efendi'yi kovmakla iyi yapmadınız efendim. Anlaşıldı. Demek bunun için canın sıkıldı. Evet, sıkkın. Senin babanın, dedenin mekanları cennet olsun. Ben o rahmetlilerin değil Hacı'yı, hocayı, kapıya gelen dilenciyi bile kovduklarını hatırlamam. Bak Yasin ha. Benim hacıya, hocaya diyecek bir sözüm yok. Ama bu kabak hafız denen adam var ya, dalavericinin teki. Tövbe deyin efendim. Hafız efendi tekmil ünü memlekete yayılmış bir alimdir. Çağırın yeğeninize sor. Dışarıda ne konuşuyorlar? Anlatsın. Peki, peki, peki. Niçin gelmişti o bu sabah? Rüya müya bir şey dediydi. Muhterem bir rüya görmüş. Ramazan'dan ötürü. Nasıl bir rüyaymış bu? Anlat bakalım. Gözün aydın Zaloğlu. Ne oldu kız? Senin evlilik işi oluyor galiba. Ne diyorsun kız sen? Evet. Yasin Ağa Muzaffer Bey'in odasına girdi konuşmak için. Allah'ına mı? Allah Allah. Bu salak oğlanla evlenecek kızı çok merak ediyorum. Ama annesine merak ediyorum. O da bunun gibi salak bir şeydir kesin. Hafız'ın rüyasına göre Cemşir'in kızıyla bizim Ramazan'ın evlenmesi gerekiyor, ha? Yumurtaya can veren Allah'ım, belli mi olur efendim? Bakarsın, Ramazan muhterem bir insan olur. Tamam, tamam. Anlaşıldı.
Çağır Ramazan'ı. Yahut otur sen. Gülizar! Efendim! Ramazan orada mı? Buradayım dayı. Hafız, seninle ilgili bir rüya görmüş. Rüya mı? Bilmiyorum. Haberim yok benim dayı. Kendisine ben söyledim. Söylemiş sana. Nasıl haberin yok? Çık hadi çık. Tamam dayı. Sen ne dersin hemşire? Elcici hemşire yabancı sayılmaz. Her yıl bize ırgat getirir ama yine de kızı bizim ailemize yakışmaz abi. Ne olacak canım? Belki evlenince adam olur. Kıza da evde bir iş falan verirsin. Gülizar'a yardımcı olur. Tamam. Sen meşgul ol bu işte. Cemşir'le konuş, hallet. Birkaç kuruş da para verirsin. Nasıl birkaç kuruş? Canım, lafın gelişi işte. 1000 lira ver, hallet. Cemşir'in amele kızı değil mi sonuçta? Anladım efendim.